Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on arkadaşlar, karı fırsat bildik. Şimdi sizler için çekim yapacağız burada. Burası Lobya TV'de sık sık göreceğiniz bir mekan. Burada çekimler yapıyoruz. Şurada mangalımız, şöminemiz var. Pazar günündeyiz. Pazar gününde Çavuşbaşı Beykoz tarafındayız şu an. Hava çok güzel. Yani normalde benim bir yemek planım veya bir çekim planım yoktu aslında. Ama o kadar güzel kar yağıyor ve çevre o kadar güzel ki gerçekten. Hani şöyle göstereyim size. Ben dedim kesinlikle bugün bir çekim yapmam lazım. Hani inşallah bugün özel bir sosla tavuk pirzola yapacağım. Yani tavuk pirzola bahane tabii ki yani. Gerçekten bu manzarayı göstermek istedim size. Bu kar yağışını göstermek istedim. Umarım güzel olur. Yani umarım beğenirsiniz. Böyle son bir tur daha attırayım size. Böyle çok harika bir hava var gerçekten. Cihat kardeşim de orada görüyorsunuz. Lobya TV ailesinin bir üyesi. Evet arkadaşlar, girişten birkaç görüntü falan verdik. Şöyle, ya bugün bizim normalde çekim planımız yoktu. Ama o kadar tatlı kar yağdı ki ve biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik açıkçası. Ya en azından dedik ki bir mangal yapalım, yemek bahane. Muhabbet edelim, bu ortamı görün, karı görelim. Bu da anı olarak kalsın diye uğraştık. Bugün harika bir tavuk pirzola yapacağım inşallah. Ama önce bir şef olalım değil mi? Bir şef kılığına bir girelim. Hadi bak. Evet, şef kılığına büründük. Şimdi daha iyi yemekler yapabilirim tabii yani. Böyle kendimi şef zannediyorum. Böyle siyahlar miyahlar böyle hakim yakal. Hakim yakal mı bunlar? Ondan. Böyle yaptık mı yani böyle acayip bir şey ya. Vallahi. Ya şöyle, ilk önce tavuğu bir marine etmemiz lazım. Tavuğu marine etmek için neler lazım onu söyleyeyim. Bu arada yani ettiğim fedakarlığı şu an donayarım ha, haberiniz olsun yani. Elim Görüyor musunuz dumanı? Şimdi şu mandalinalar alakası yok. Bu mandalinaları ben böyle canım darlandı mı yemek yaparken yemek için aldım. Yani. Rize mandalinası ha, acayip lezzetli. Bu şimdi Rize'ye karsuyu da vurdu mu? Oh, buz duruyor ya. Oy. Acayip lezzetli. Ya bana şeyi soranlar çok oldu. Yani Süttaç videosu Allah'a şükür yürüdü yani. Bayağı bir 20 bin 30 bin lira ulaştı. Ben de demiştim ki o zamanlar. Şöyle 1000-2000 bin olursa tabi o zamanlar bizim için 1000-2000 bin büyük rakam yani izlenmek falan. Şimdi 20 bin de izlenebiliyoruz Allah'a şükürler olsun. Dedim o zaman işte 1000-2000 bin oldu mu herkese bir Süttaç yapacak böyle 100-200 kişiye. Ya bunu yapacağız. Pandemi kalksın bunu yapacağız. Şu an YouTuber olamadım ama yani 1-2 aya tahminim YouTube iş ortağı olacağım. Olsam da olmasam da o sütlaç yapacağız. Sözümüz söz ama pandeminin kalkması lazım. Doğaydım. Şimdi bir iki tane daha mandalina yiyeyim de motive olayım. Hı. Tamam. Şimdi birincisi kaşık. 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 Hocam kaşık. Birincisi, şefimize kaşık verelim. Kaşığımız yok. Kaşık kaşık olması lazım. O içine cüz etti. Şefim kaşık. Evet, teşekkür ederim. Böyle bir dolu kaşık tatlı biber salçasını alalım. İçine atalım. Hatta bizim tavuğumuz biraz fazla. İki dolu salça atıyorum tavuğuma. Tavuğun marinesi için. Burada sıcak su var. Böyle ne kadar yarım litreye yakın bir sıcak su döküyorum ona. Bir çay bir çay bardağı kadar da yağ döküyorum. Ondan sonra önemli olan kırmızı toz biber. Bundan epey dökebilirsiniz buna.
acı severler için kırmızı pul biber. Ya burada isterseniz kekik, kimyon ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Ben biraz acılı yapacağım onu. Şimdi burada ben size göstereceğim katılığının şeyin ne olacağını, yani bunun kıvamının ne olması gerektiğini. Ona göre ben de hatta şu an biraz daha alacağım burada. Şimdi rejiden rica edelim biraz buraya gelsin. Şunu bir gösterelim. Evet Cihat Bey, yanaşır mısınız biraz? Evet. Şimdi hafif böyle, yani ne çok cıvık ne çok katı bir kıvamda böyle olduğunda tuzumuzu ekleyelim onu. Yani bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Karabiber ekleyin yine bir tatlı kaşığı. Şimdi ben lezzetine lezzet katması için açıkçası çok az bir tereyağı ekleyeceğim. Yani çok az dediğim, yine şunu da ekleyebiliriz hatta. Yani bir kaşığa yakın bir tereyağı ekleyeceğim buna. Böyle bir şeyi de alalım. Tereyağı lezzetlendiriyor bunu bayağı. Zaten suyumuz sıcak olduğu için tereyağı içinde eriyecektir. Arkadaşlar şimdi erittik güzel bir tereyağımızı. Ya aslında restoranlarda o tavuğun yani yapılışında inanın salça, pul biber, toz biberden başka hiçbir şey yok. Yani onu onlar veriyor. Biz biraz daha ekstraya girdik daha lezzetli olsun diye. Şimdi tavuk pirzolalarımızı içine atacağım ben tek tek. Böyle içine atalım. Şimdi güzel tavuk pirzolalara sosu yedirelim arkadaşlar böyle. Ya bu sosun içinde en az bir saat bekletin yani. Mangal aşamasında çizikler atacağım tavuğuma daha iyi içinin pişmesi için. O anda ona bir sos daha yapacağım. Barbekü sos yapacağım çünkü o niye biliyor musunuz? Bu videoları da izliyorsunuz. Instagram'da rastlayabilir büyük ihtimal size. Böyle simsiyah, böyle hafif bir kremeli, karamelize bir renk veriyorlar tavuğa. Ben o rengi vermek için şeyi kullanıyorum. Barbekü sosu kullanıyorum. Bugün de yapacağı konudan inşallah zaten göstereceğim size. Sos böyle yani. Bu sosta abartı bir durum yok. Yani tuz, karabiber kosanız dahi yeter yani. Çok da bir şeye gerek yok. Ama tavuk pirzola mangalda çok lezzetlidir. Tavsiye ederim. Şimdi bunlar 2-3 saat dursun. Biz de o ara bu sürecek 4-5 saat tabii. Bir aperatif atarız biz kendimiz. Şimdi rejiden rica edelim. Semaverimizi bir göstersin. Etrafı bir gezdirsin size. Yine gezdirdik ama bir görün tekrardan. Ya şef kıyafeti giyeyim dedim ama inan çok soğuk. O yüzden şimdilik böyle idare edin. Yapacak bir şey yok. Ateşimizi yaktık. Şimdi mangala hazırlık yapalım. Böyle üstüne bir saç koyalım bunu. Böyle soğuk hava yani, gerçekten soğuk. Kömür attık mı buna? Evet, içerisinde kömür var. Şimdi gidersen ben sana tebrik edersem fotoğraf çekeyim. Şey şu an görüşmedi. Evet. Şu avukatımız şu an görüşmedi. Çok önemli. Çekilsin değil mi? Şimdi şöyle, tabii abi, gerçi senin şeyin de var. Tamam. T'den ben yani de var. İşler ben gidersem yarın ben baktım. Tamam. Arkadaşlar avukat Seyfettin Delibalta, Delta Hukuk Bürosu. Şu
şu an videomuzu sabote ediyor ama siz her türlü hukuki danışmanlığı bedava yaptırabilirsiniz kendisine. Lobya TV'nin abonesidir kendisi. Şimdi Seyfettin Bey'in görüşmesi bittikten sonra biz çekimlerimize devam edeceğiz inşallah. Çünkü WhatsApp'a konum attık. Şu an hemen gelelim. Hemen arkadaşımız tanıtsın kendini. Evet, ne diyelim? Hilmi Gök. Gelelim. Bilişimci kendisi. Bilişim uzmanımız. Onlar da ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, WhatsApp'a konum attık. Yemeğimizi hazırlamadan önce. Biliyorsunuz paylaştıkça çoğalır her şey. O yüzden arkadaşlarımız sağ olsun geldiler, eşlik ediyorlar bize. Zaten tattıracağım hepsine tek tek. Şimdi tavuğumuz... Tattıracak mısın? Tabii sadece abi. Tattıracaksın. Sadece tattıracağım, evet. Biz doymaya gelmiştik ama. Neyse. Şimdi burada tavuğumuz hazır zaten. 3 saattir bekliyor. Şimdi ben tavuğun sosunu bir hazırlayayım. Yani bu ilk aşamada pişirdikten sonra... Yani ilk pişirme demeyeyim de mühürledikten sonra... Ben bunlara kesik atacağım. Kesikten sonra tereyağı... Hatta koyayım şimdi ben, görün. Böyle tereyağı. Burada hemen 3-4 kaşık tereyağı var. Yine bir yemek kaşığı barbekü sos koyalım. Tabii barbekü sos sevmeyen varsa aranızda koymayın yani. Sadece tereyağı da sürebilirsiniz. Çok az da böyle. Çok az, çok değil yani bu. Yani bir tatlı kaşığı. Yalmayalım mı? Yok yok, bir şey olmaz, merak etme. Acı sos koyuyoruz. Şimdi bunu bir eritelim burada. Burada değil tabii ki. Bunu bir şeye eritelim. Çünkü bunu daha yeni aldık bunu, tamam mı? Yeni aldık, hemen şey olmaz. Aynen, yüreğim en iyiydi az daha. Bunu Cihat Bey içeride bir eritir misiniz? Bak yüreğin en iyiydi. İhsan amca. 10 lirada ne olacak ya? Allah bunu eritti. İhsan amca. Şimdi bir mangal yaparken en önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mangal yaparken en önemli şey şu. Ya kül, her zaman külünüz olsun. Çünkü külle şu yananları ya halletmeniz lazım. Ya yanan bir mangalda, böyle bu şekilde yanan bir mangalda mangal yapamazsınız kesinlikle. Çünkü ağır ateş her zaman yemeğin iyi bir şekilde pişmesini sağlar. Harlı ateş abi yemeğin dışı kapkara olur ama içinde tat olmaz ve pişmez. Tam kor olacak yani, değil mi hocam? Tabii tabii, korlanacak. Şimdi bunu alalım böyle. Ya şu an ya bunu bekleyeceksin ya buna kül atacaksın. Ya kül atmak daha mantıklı, neden? Bu harın, yani bu ateşin baskısını azaltmamak için kül atmak daha mantıklı. Çünkü biraz daha beklersem bu sefer ateşin şiddeti azalacak. Şimdi tavuklarımızı ilave edelim. Ya arkadaş. Come on. Işığımız da var ya. Aynen öyle. Şimdi aydınlandık, Allah'a şükürler olsun. Ustum başım hep oldu şey. Saat. Neyse. Şimdi bütün tavukları buraya koydum. İlk aşamada arkası önü kararacak. Arkası önü karardıktan sonra hepsine çizikler atacağım bıçakla. Çizikten sonra bu hazırladığım barbekü sos, barbekü tereyağı içeren sosu onlara sürüp pişirmeye devam edeceğim. Şimdilik biz pişirmeye devam edelim. Sosu sürerken tekrardan çekime devam ederiz. Şimdi hazırladığımız bu barbekü sosu üzerlerine yedirelim. Bu şekilde. Hepsini yedirdikten sonra zaten tahminim 5-10 dakika içerisinde pişmiş olacak. Bir daha servisinde görüşürüz. Sen var ya, ne kral adamsın ya, bak. Ben mi başlayayım? Dur tamam. Bunu kapatıyorum. Hiç şey etmem yani. Yok değil mi? Şu kapağı aç tabii. Burada da bir buharlı yaptık. Of anasını. Evet Cihat Bey. Seyfettin Bey'in başına bakacak mısınız? Tamam, görüntü güzel. Bakalım tadı nasıl? Evet Ömer Bey, siz de iyi bir yiyiciymişsiniz. Abi bakalım, elinize sağlık. At ağzını. Kapatıyorum kapını. Nasıl? Kapattım hocam. Seyfettin Bey. Dur yiyelim. Ya ellerine sağlık ya Erhan Usta. Yok. Bizi bizden aldın yine ya. Hocam eline sağlık. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Biz yemeye devam.